Merhaba değerli izleyenler. Gerek ülkemizden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli izleyenler, ülkemizdeki tüm emeklilerimizin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren haberlerle karşınızdayım. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın bu yayınımızı çok dikkatli bir şekilde izlemelerini rica ediyorum. Onların beklemiş olduğu intibak zammıyla ilgili hangi gelişmeler var, Ankara'da neler oluyor? Ayrıca dul ve yetim maaşı alanlarla ilgili yeni bir düzenleme var mı? Onların maaşlarına yeni bir zam var mı? Bunların hepsini tek tek ele alacağız. Saygıdeğer izleyicilerimiz, sizlerden her gün binlerce soru alıyoruz, binlerce yorum alıyoruz. Bunlar içerisinde bugüne kadar değinemediğimiz bir konu var. Şimdi öncelikle bu konuyu ele alacağız. Ardından intibak ve dul ve yetim maaşlarıyla ilgili konuyu değerlendireceğiz. Nasıl erken emekli olurum? Evet, erken emeklinin yolları nelerdir? Şimdi erken emekli olabilmek için neler yapmak gerekiyor? Şartları nedir? Bunları tek tek sizlerle paylaşacağım. Kadınlarımız sigortalı olduktan sonra, altını çiziyorum, sigortalı olduktan sonra 3 çocuğa kadar 6 yıl geriye dönük olarak sigorta primini öderse erken emekli olabilir. 6 yıl. Evet. Şunu unutmayın, sigorta olduktan sonra, sigorta öncesi doğumlarda bu hak yok. Bir diğer erken emeklilik formülü de askerlik borçlanması. Evet, günleriniz yetmiyorsa, eksikse siz de askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabilirsiniz. Ancak bu askerlik borçlanması için şu şart var. Askere gitmeden önce sigortalı olmamanız gerekiyor. Evet, sigortalı olmadığınız bu dönemi borçlanabilirsiniz. Bir diğer erken emeklilik yolu da şu. 9 Eylül 1999 tarihinden önce eğer sigorta başlangıcınız varsa 3600 güne de sahipseniz, yani 10 yıllık sigortanız varsa, erkeklerde 60 yaşında, kadınlarda ise 58 yaşında emeklilik hakkı bulunuyor. Biz buna 3600 günle emeklilik diyoruz. Eğer 9 Eylül 1999 yılından sonra sigorta başlangıcınız varsa 4500 gün sigorta gününüz olacak ve sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 25 yılında geçmiş olması gerekecek. Evet. Eğer 9 Eylül 99'dan önce sigorta başlangıcınız varsa 3600 günle, sonrasında ise 4500 günle emekli olabilirsiniz. Ama 60 yaşında erkekler, 58 yaşında kadınlar bu haktan yararlanabilirler. Bir diğer emeklilik yolu da, erken emeklilik yolu da engelli emekliliği. Eğer %60 oranında bir engeliniz varsa ve bir heyete girip sağlık raporu aldıysanız siz emekli olabilirsiniz. Bunun için de sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 10 yılın geçmesi gerekiyor ve en az 1800 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekiyor. Bir diğer erken emeklilik formülü de vergi indirimiyle emeklilik. Eğer engeliniz %60'a ulaşmıyorsa, %40 ve 60 arasındaysa, siz de alacağınız bir sağlık raporuyla ilgili maliyeye başvurarak ben engelli indirimi almak istiyorum diyorsunuz. Bu dilekçeyi verdikten sonra yaklaşık 2,5-3 ay sonra size cevabı geliyor. Bu cevapla beraber siz gidip emeklilik başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun için, bu vergi indirimi alabilmek için 15 yıl en az sigortalılık başlangıç tarihi gerekiyor. Evet, en az 15 yıl önce sigortaya kaydolmuş olmanız gerekiyor. Ayrıca en az 3600 gün sigorta primi de ödemiş olmanız gerekiyor.
Bunları sağlarsanız erken emeklilik hakkına kavuşursunuz. Bir diğer erken emeklilik yolu da yıpranma payı. Bildiğiniz üzere bazı mesleklerin yıpranma payı var. Polislerin, askerlerin, tehlikeli iş yapanların, gazetecilerin. Eğer bu mesleklerden birini yapıyorsanız siz de erken emekli olabilirsiniz. Bunda hesap şu, örneğin bir yılda 365 gün var. Bunun belirli bir oranında devletimiz size gün veriyor. Örneğin 365 güne yılda 60 günde devletimiz ekliyor. Bu mesleğe göre değişen, kişiye göre değişen bir şey. Size böyle bir hak sunuluyor. İşte erken emeklilik formüllerini sizlere saydım. 5 tane konu var. Evet değerli izleyenler, bir diğer ele alacağımız konu ise intibak konusu. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızla 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızın maaşları maalesef eşit değil. Oysa ki aynı prim ödemişler, aynı güne sahipler. 2000 yılından önce emekli olanlar daha yüksek alıyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar ise maalesef daha düşük alıyor. Bunun sebebi şu. 1999 yılı öncesinde aylık bağlama oranı, kısa adı ABO, %70'ti. Yani bir kişi 99 yılı öncesinde eğer 1000 lira maaş alıyorsa çalıştığı dönemde bunun %70'i yani 700 lirası kendisine emekli maaşı olarak bağlandı. Bu oran 1999 yılıyla 2008 arasında %65'e düştü ABO aylık bağlama oranı. 2008'den günümüze gelene kadar ise %28'e düştü. Şu anda emeklilerimizin düşük emekli maaşı almasının nedeni işte bu ABO. Aylık bağlama oranları %28'e düştü. Yani 1000 lira maaşı olan bir kişi çalıştığı dönemde 280 lirasını şu anda alıyor. Ama 2000 yılı öncesinde emekli olan, 99 öncesinde emekli olan bir vatandaşımız bunun 700 lirasını alıyor. Arada neredeyse 2,5 katı fark var. İşte bu maaş dengesizliğinin ortadan kaldırılması için artık en kısa sürede adım atılması gerekiyor. Bu anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı bir durum. Birine var, birine yok. Bu emeklimiz de sigorta primi ödedi, bu da ödedi. Bu kanunlar çıkarken adına reform dediler, emeklinin maaşını adeta kuşa çevirdiler. Emeklinin yüzünün gülmesi için bu tarz mutlak surette adımlar atılmalı. Şimdi dul ve yetimlerimiz bildiğiniz üzere kendilerine maaş bağlanınca %25 oranında düşük bir maaş alıyor. Örneğin bir kişi sağlığında 2000 lira maaş alıyorsa vefat ettikten sonra yakınlarına, eşine, çocuklarına bağlanan maaş 1500 liraya düşüyor. %25. Zaten ülkemizdeki emekli maaşları çok düşük. Ortalama 1500 lira. Şimdi 1500 lira maaşı olan bir kişiyi siz geliyorsunuz 1000 liraya mahkum ediyorsunuz. 1200 lira, 1100 liraya mahkum ediyorsunuz. Şimdi nasıl geçinecek bu emekli? Soruyorum size. Fatura mı ödeyecek? Evinin mutfak ihtiyacını mı karşılayacak? Ne yapacak bu emekli? Soruyorum. Üstüne bir tane gömlek mi alacak? Ne alacak emekli? Ayakkabı mı alacak? Emeklilerimiz sağlığında ne kadar maaş alıyorsa vefat ettikten sonra onların yakınlarına maaş bağlanırken kesinlikle %25 oranında bir kesinti olmamalı. Hiçbir kesinti olmamalı. Yazık, günah. Emekli zaten perişan, yokluk içerisinde, ay sonunu getiremiyor, gırtlağına kadar borçlu, bankaya borçlu, kredi kartı borcu var, ek hesaptan para kullanıyor, onun borcu var, ölene kadar taksit ödüyor. Bir de biz maaşını kesiyoruz dul yetimlerimizin. Bunun da derhal giderilmesi gerekiyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, daha değineceğimiz çok konu var ancak bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Lütfen kusuruma bakmayın. Bir sonraki videomda çok önemli haberleri sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de emeklilerimizle ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka Emekli TV'ye abone olun. Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.